Bir vatandaş olarak gündemimizde ne var kardeşim? Gündemimizde ekonominin kötü olması, hukuksuzluklar, yolsuzluklar, yani demokrasinin olmaması. Yani genç olarak benim yaşıtlarımın %90'ı mutlu değil bu ülkede. Herkes gitmek istiyor. Evet, ben de gitmek istiyorum. Yani artık çok yorulduk. Bir an önce yurt dışına gitmek istiyoruz. Okuyoruz, yıllardır okuyoruz ama okusak da sonunda bir şey olamayacağımızı biliyoruz. Yani bir torpile ihtiyacımız var. Hani bir adalet yok ülkede hiçbir şekilde. Yani çok sıkıldık artık. Değişmesini isteriz. Ya umudumuz her zaman var. Ya onu kaybetmedik. Ama bu durumun bir an önce değişmesi lazım bu düzenin. Ya bunun için çabalayacağız. Kim peki? Bu düzenin sorumlusu kim? Ya bu düzenin sorumlusu... Şimdi konuşursam ağır konuşacağım. Sıkıntı olacak. Evet. Aslında gayet belli de biraz halkta da suç var. Hani bütün bunları görüyorsanız... Sandıkta cevabınızı vereceksiniz yani. Ya benden daha da kötü durumda olanlar var. Onlar hala... Geçen gün aslında AK Parti'nin oy kaybettiği gerçeği var. Göze görülebiliyor mu? Evet, düşüyor ama yine de hala fazla yani. Bütün bu bence Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanlarını yaşıyoruz. Ama yine hala yüksek oyları yani. Genç olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Veya bir mesajın var mı buradan bizi izleyenlere? Ya şu an her ne kadar kötü durumda olsak da umudumuzu kaybetmemeliyiz. Çünkü Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti korumak, sahip çıkmak bizim görevimiz. Bunu başarmak istiyoruz. İnşallah ülkemiz daha güzel günlere ulaşacak. Buna inanıyoruz. Size de teşekkür ederim. Olduğu sürece benim umudum hep var. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Abi bir vatandaş olarak gündeminizde ne var diye soruyoruz. Gündemimizde işsizlik var. Beceriksiz muhalefet var. Cumhurbaşkanımızı ben takdir ediyorum. Muhalefeti sürekli uyarıyor. Ama muhalefet hala ders almıyor. İyi muhalefet yapmıyor. İyi muhalefet yapsalar... İşsizlik olmaz mı abi o zaman peki? İşsizlik de olmaz, şey de olmaz. Çünkü muhalefet dürüst, özellikle Millet İttifakı, Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu birlik olup keskin muhalefet yapsalar yolsuzluk da olmaz, işsizlik de olmaz, terör de olmaz. Şimdi abi söylediğiniz gibi ülkemizde bir takım sıkıntılar var. Terör, ekonomik, işsizlik. Yani bunlarla alakalı bir takım sıkıntıları kabul etmek gerekiyor. Bunun sorumlusu muhalefet mi yoksa iktidar partisi mi? Her ikisi %50-%50. İktidar da muhalefet de. Muhalefet tabii muhalefetin görevi hükümeti denetlemek. Hükümetin görevi de idare etmek. Ama muhalefet yetersiz yaparsa hükümet de tokatlıyordur. Ve tokatlanıyor da yolsuzluk var, her şey var maalesef. Seçim söylentileri başladı abi ülkemizde biliyorsunuz. Yapılması olur olmaz lazım. Erken mi olur bilmiyoruz ama yani olası olur, bir seçimde olur. Sizin oyunuzun rengi ne olur? Kime oy verirsiniz? Tabii ki Millet İttifakı. Teşekkür ederim. Bir şeyle konuşalım şimdi. Tabii abi konuşabiliriz. Ya şimdi bu Suriyeliler maaş alıyor bedava yatalakta. Biz mesela sigortamız var. 3200 gün ben çalışmışım. Biz alamıyoruz. Biz sigorta parası alamıyoruz. Bir işe giremiyoruz. Artı ya hiçbir şeyden yararlanamıyoruz. Suriye'yle yararlanıyor. Ne güzel maaş alıyorlar. Hem kavga döküyorlar mı? Yani partilere de küfür ediyorlar bilmem abi. Bu yani neyden kaynaklanıyor? Bu Sayın Cumhurbaşkanı kendi kesesini Avrupa'ya, Amerika'ya böyle para aktarıyor. Bilmem ne yapıyor. Kendi düşünüyor. Ama bu sefer kazanamayacağı için. Yani oy kazanamayacağı için yatırım yapıyor Amerika'ya. Suriyelileri potansiyel evet. Oy olarak mı görüyor? Evet. Evet zaten o Suriyeliler olmasaydı, parayla tutmasaydı ona paralık kiralık onu. Evet. AKP'nin paralık şeyi katili. Ona olmasa zaten kazanamayacaktı bunda. Kazanamayacaktı ve bu Türkiye yani tek başına değil, tek başına da olamaz. Sahipsiz de olamaz. İlla ki bir sahibi çıkar. Yani illa ki ben yabancı ülkedeki gibi. Yani mesela diyelim Kırkız memleketi, ondan sonra İran, Irak gibi. Tek cumhuriyeti burada tek kişi yönetemez. Çünkü vatanımız, milletimiz ona güvenmedi bu saate kadar. CHP'ye diyor, CHP öyle böyle. CHP'de böyle hırsızlık olmuyordu. Irza namusa böyle bakılmıyordu. Tepki yapılmıyordu. Şimdi bu insan Antalya'da, affedersin, pazar pazarında insanların, erkeklerin temin ettiği yer vardı. Orayı kapattı. Kapattığı gibi de şimdi insan buraya çıksa, ailesiyle bir bayan, bir erkek çıksa onu kötü yollar, kötü gözle görüyorlar. Çünkü burada iyi bir insan yok. Ne kadar yani affedersin orada da çalışan bayan varsa hep bu kapalı yolda. Kapalı yolda. Bu kapalı yolda. Şu anda 2-3 tane burada çalışan bayan var. Yanlış anlamadın değil mi abi? Burada fuhuş mu deniyor? Evet. Burası hangi memlekete gidersen git, hangi ile gidersen git kapalı yol. Bu kapalı, Dilberi güzel kapalı yolun adı çıktı. İzmir'de olsun, Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Muğla'da olsun, Bodrum'da olsun, Karşıyaka'da olsun,
Nereye gidersen kapalı yol dedin miydi? Kardeş orada her şey var. Uyuşturucusu da dönüyor. Fuhuşu da burada, kralı da burada. Her şey burada kapalı yolda. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı iyi bir şeyler yapalım zannediyor ama oğlunu varlık içinde yaşatmaya çalışıyor. Kendi zaten aktardılar paraları, mülkleri oraya. Yani bu saatten sonra kazansa da kazanmasam da umurumda değil hesabı. Millete tepki yapıyor yani. Zaten bir zaman demişti bu belediye oyları kazanamadığı zaman. Ben göstereceğim. Yani o insanlar tetik yeterli değil yani. O oraya geliyorsa bu vatandaşın, Türk vatandaşının sayesinde geliyor, oturuyor oraya. Hep bana değil yani. Biraz da böyle yoksul insanlara, sokakta yatan insanlara, işsiz insanlara. Şahsi olarak ne durumdasınız abi? Onu ben merak ediyorum. Çok kötü durumdayım kardeş. Niye bak abi, benim abi? Sağ omuzum lif 30 santim yırtık. Ne hastaneye gidiyorum, faydalanabiliyorum, ne ameliyat olabiliyorum, ne tedavi oluyorum, ne ilacımı alabiliyorum, ne merdivenimi alabiliyorum. Böyle yani böyle başımızdaki insan bunları bakılamazsak, hastalıklarımıza çare bulamazsak bu Cumhurbaşkanı'na hiç gerek yok yani. Hastane yaptık işte, sağlıkla devrim yaptık ya falan diyorlar. Ya değil ama. Para için, para kaynağı için. Bu hastaneler yapılmasa, para kazanılmasa nereden çalacak parayı, nereden Amerika'ya gönderecek parayı, nereden iskif yapacak, nereye stok yapacak, nasıl yapacak kardeş? Yani hep kendini düşünüyor. Kimse düşünmüyor yani. Burada birçok insanlar var bak. Ama aç, ama susuz, ama evi var, ama yok. Kiracı ev sahibi diyor, bu kiramı versen ve vermesen boşalt diyor. Adam geliyor, kanepeler atıyor, evin aşağısını atıyor. Yazık değil mi? Hadi ben bekarım. Gider bir inde de yatabiliyorum ben. Ama evli, farklı insanlar, boşanma nedeni çoğaldı. Hep bu ötürden ötürü. Adam bez alıp gidemiyor evine. Bir kilo bir şey alıp gidemiyor, yarım kilo bir şey alıp gidemiyor, ekmeği zor alıp götürüyor. Çöplerden teneke, kutu teneke, alüminyum topluyor. Ama bir kilo, ama iki kilo götürüyor, onu 5 lira 10 lira evine ihtiyacını görmeye. Kaymakamlığa, valiliğe falan başvuruyor musunuz yani? Oralardan yardım alabiliyor musunuz? Onlar da, affedersin, benim yerim yok, yurdum yok, adresim yok. Ben diye adres, ben nereden bulacağım adresi ya? Kalacak yerim yok. Adres mi istiyorlar? Evet, kalacak yerim yok. Ama Suriyeliler öyle demiyorlar. Git postalardan çek paranı diyorlar. Kaç tane arka öyle tanıdığım çocuk varsa Suriyeli. Abi diyor, siz Türksünüz diyor, manyaksınız diyor. Biz diyor akıllıyız diyor, siz delisiniz diyor. İki şey daha söyleyeceğim. Beni bu konuştuklarıma inanmayan kişiler güncel hayatta şu iki noktayı dikkate alsınlar ve o zaman söylediklerime inanacaklar. O yüzden bugün şimdi buradayım. Nefeslerini alıp, burunlarını tıkayıp versinler. Kulaklarından çıkıyor hava. Evet. İnsanoğlu direkt ciğerlerine gittiğini zannediyor. Doktorlar bile bunun bilincinde değil. Bu bir. İkincisi, gökyüzünde, güneşe gözlerini açıp şöyle bakabilir misin? Bakamaz. Hiçbir kimse. Şimdi ben bir bakış açısı vereceğim. Şu bakış açısı. 10 saniye güneşe bakarak şöyle şu açıyı yapın, gözlerinizi açın, net bir şekilde güneşin gerçek rengini, beyaz olduğunu göreceksiniz. Bu söylediğimi yapsın insanlık, daha önceden söylemiş olduklarımı o zaman dikkate alırlar. Onun için bu iki sırrı verdim. Daha fazla vermiyorum. Bilinmeyen bir şey. Aldığın nefes gözlerine, kulağına, burnuna, beynine gidiyor. Oradan ciğerlerine gidiyor. Ve bu şu bakış açısı, benim söylemiş olduğum 10-15 saniye şu bakış açısı. Gözlerinizi açıp kapayacaksınız 15 saniye. Ama güneşe bakarak veyahut da odaklanıyorsunuz, dağlara bakıyorsunuz, göremezsiniz. Söylediğimi yapın, her şeyi artık net göreceksiniz. Günde en azından 4-5 kere bu hareketi yapın. Teşekkür ederim abi. Bu bilinmeyen bir dünya. İnsanlığın bilmediği bir sırrı verdim. Teşekkür ederim. Abi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Buradan mesela bir vatandaş, bir yurttaş olarak iktidara, bizi yönetenlere, yetkililere bir mesajınız var mı? Vallahi yeni gelecek 2-3 parti birleşiyor. Onlar yararlı olur. Şu anda ben hani televizyonda konuşmalarını da dinliyorum. Gayet mantıklı bir şey konuşuyorlar. Evet. Mantıklı şeyler söylüyorlar. Yapacağız diye vaat vermiyorlar. Ama toplu olursa, toplu şekilde, herkes birbirine yardımcı olursa, herkes birbirine saygı sevgi duyarsa bu işler olur. Alkış. Ama bu insan cebini doldurduktan sonra, Suriyelilere baktıktan sonra, Türk milletini dışarı attıktan sonra o insan ne oy kazanabilir,
ne tek başına iktidar olabilir, ne bu cumhurbaşkanı olur. Bu vatana, millete de hiç bok olmaz yani. Hiçbir şey olmaz yani. Bak bütün büyük belediyeler, o yani bir şey olmayacak olsa, insanlar bir şey hissetmese, CHP'ye vermez büyük belediyeleri. Bak şimdi kelepek kaldı. Ne oldu, niye hep Amerika'ya iç kuvvetli cebinde oldu, millet ayıktı, bu sefer döndü. Daha çok dönecek var yani. O kaybetsin hadi Cumhurbaşkanlığını. Tek başına iktidar olacağını unutsun yani. Yok, avucunu yalayacak. Kaçamayacak da zaten. Bir yere kaçamayacak da zaten. O kısıldı. Şimdi insan... İnsan çıktık sıra, çırpındık sıra batar değil mi? Şimdi Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı çırpındık sıra batıyor. Çıkamıyor yani. Hiç umut etmesin yani. Hep batıyor. Ve o hırsızlık paraları da çıkaracak yani Amerika'ya gider. Türk milletinin parasını, vatandaşının parasını. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Merhaba abi, nasılsın? AK Parti her geçen gün oy kaybediyor. Gözle görülebilir şekilde. Bunun sebebi sizce nedir? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? AK Parti oy mu kaybediyor değil mi? Evet. Neden kaybediyor? Çünkü artık milletin güvenini sarsmaya başladı. Nasıl sarsmaya başladı? Bu virüsten dolayı bütün mekanları kapattı. Kendisi mekanları kapattı. Bütün şeyleri falan kapattı, etti. Hepsini kapattı. Ama şunu unuttu ki, neden şeyi unuttu, şunu unuttu. Bu milletin oyunu unuttu. Yani yaptığı albisi iyilik diyor ama albisi bence kötülük yapıyor yani. Bence kötülük yapıyor Tayyip Erdoğan. Çünkü bu kadar milleti mağdur etmeye hakkı yok. Esnafı mağdur etmeye hakkı yok. Ya biz çıkıyor abi de öyle bir açıklama yapıldı. İşte kapanan esnaf yok diye açıklandı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Evet, bunları. Evet. Yok, kapanan esnaf var, nasıl yok? İşte bak. Burayı boş ver. Hamamlar, bilmem ne, işte barlar, diskolar, onlar bunlar. Mesela sosyal şeyler falan hepsi kapalı. Şeyler mesela diyelim, oturuyoruz bir kafeteryada. Kafeteryalar kapalı mesela diyelim. Bu işte bunların kapalı olması milyon dolarlara geliyor yani. Milyon dolarlar ekonomimiz sarsıyor. İster istemez ekonomimiz sarsıyor. Çünkü neden? Sen şimdi bir yere ailenle bir kafeteryaya gitmedikten sonra, kız arkadaşından oradan buradan gitmedikten sonra bir anlamı yok bu işin. Ama ya mevzu o değil. Hani gidip gitmemek değil. Kısa lafın sözü şu ki esnaf kanı alıyor. Bir de şu var. Acil okumaya çare bulalım. Çünkü milletimiz gitgide cahilleşiyor. Millet görüyorsun, hep cahil millet. Yani yanlış anlamayın yani. Şu anlamda diyorum. Kendini bilmeyen insanlar çok var. Doğru söylüyor abi. Ha. Allah'ını seveyim. Yalan mı kardeşim? Haklısın yani, abi. Ha. Yapıştı son gaz. Ha. Kendini bilmez insanlar çok var. Şimdi bak diyoruz ki Avrupa'ya bakıyoruz, özeniyoruz lan Avrupa'ya bak. Kızlarımızlar, diskolar falan, hani eğlence bakımından olsun. Oranın devleti bakıyor. Ama neden bu? Okumaktan dolayı. Okuyorlar, insanlar okuyorlar. Biz A'yı zor biliyoruz.